programına hoş geldiniz. Ben Kübra Kutbay. Çocuk gelişimi bölümü olarak hazırladığımız programda bugün çok tatlı misafirlerimiz var. Şerife Bacı Anaokulu öğrencileri bugün bizlerle. Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç vakit kaybetmeden çocuklarımızla sohbete başlayalım ve onların dünyasında kısa bir keşfe çıkalım. İlk misafirimizi yanımıza alalım. Bugün hoş geldiniz. Gel bakalım. Merhaba, hoş geldin. Seni tanıyalım. Adın ne? Aden Nur. Aden Nur'cum kaç yaşındasın? 4. Okula gidiyor musun Aden Nur? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Şerife Bacı Okulu'na. Evet, Şerife Bacı Anaokulu'na gidiyorsun. Bugün bizimle birlikte bir televizyon programındasın ve annen baban şu anda seni izliyor. Onlara ne söylemek istersin? Onlara bir şeyler söyleyelim. Sizleri seviyorum demek ister misin? Hadi diyelim o zaman. Tamam, devam edelim sohbetimize o zaman. Bugün çok güzel görünüyorsun Aden Nur'cum. Kim giydirdi seni? Annem. Annen giydirdi. Kıyafetlerini de annen mi seçti? Akşam yatarken ben seçtim, annem de giydirdi. Evet, çok güzel, çok güzel görünüyorsun. Peki şimdi sana bir soru soracağım. 23 Nisan bayramı geliyor diye Ayşe'nin etekleri zil çalıyordu. Sence etekleri zil çalmak ne demek? İnsanın etekleri nasıl zil çalar Aden Nur? Düşünelim biraz. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki insanlar mutlu olduklarında insanların etekleri zil çalar deyimini kullanırlar. Tamam mı? Peki bizim için hazırladığın bir şey var mı Aden Nur? Var. Tamam hadi söyle bakalım. Mikrofonu al eline. Hadi başlayalım. Birlikte söyleyeceğiz. Şarkı söylemek istiyorum. Evet, tamam söyleyelim. Hangi şarkı söylemek istiyorsun? Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına, açmış bacaklarını, dikmiş kulaklarını, havlayıp birkaç kere hav hav hav, atmış kendini yere. Köpek ölmüş vah vah vah, karga da gülmüş ha ha ha. Teşekkür ederim. Şimdi senin yerini alalım. Ve şimdi ikinci misafirimiz Ahmet Eymen'i yanımıza alalım. Gel bakalım Ahmet Eymen. Al bakalım. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Seni tanıyalım. Adın ne? Eymen Ahmet. Evet, Eymen Ahmet. Ahmet Eymen kaç yaşındasın? 4 yaşındasın. Okula gidiyor musun Ahmet Eymen? Evet. Hangi okula gidiyorsun peki? Şerife Bacı. Evet, Şerife Bacı Anaokulu'na gidiyorsun. Bugün çok güzel görünüyorsun. Kıyafetlerini kendin mi seçtin Ahmetciğim? Ben seçtim. Sen seçtin. Peki, ayakkabılarını kendin giyebiliyor musun Ahmet? Evet. Evet, giyebiliyorsun. Şimdi o zaman sana bir şey soracağım. Annen telaşlı bir şekilde uyandı. Çünkü işe geç kalmıştı. Ve sonra dedi ki, iki ayağım bir pabuca girdi. Şimdi ben ne yapacağım? Sence iki ayağı bir pabuca girmek ne demek olabilir? Ya da iki ayağı bir pabuca girmek nasıl olur? Güzel. Güzel olur. Başka nasıl olabilir iki ayağı bir pabuca? İnsan iki ayağı bir pabuca nasıl girer? Giyemezler. Giyemezler. Ayakkabılarını giyemezler.
Tamam. Peki bizim için hazırladığın bir şey var mı Ahmet? Evet. Şarkı. Şarkı var. Hadi bakalım şimdi şarkımızı söyleyelim. Al mikrofonu eline. Bir köpek bir tırmanmış gibi şey. Evet. Bir aşağı sonra düşmüş yaralandı. Canlandı. Sonra da tırmandı. Evet derdine. Sonra nereden düştü? Nereden sonra büyük odaldı. Bunu çiğnedi. Nereden öldü? Değil mi? Teşekkür ediyoruz. Seni de yerine alalım şimdi. Şimdi üçüncü misafirimizi yanımıza alalım. Dilanur. Merhaba, hoş geldin Dilanur. Hoş bulduk. Seni tanıyalım bakalım. Adın ne? Dilanur Çelik. Dilanur Çelik. Kaç yaşındasın Dilanur? 5. 5 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Evet. Hangi okula gidiyorsun peki? Şerife Bacı Anaokulu. Şerife Bacı Anaokulu'na gidiyorsun. Hangi oyunları oynamayı seviyorsun Dilanur? Kutu kutu penseyi. Kutu kutu penseyi seviyorsun. Peki bisikletin var mı? Var. Var. Bisiklet sürmeyi sever misin peki? Severim. Seversin. O zaman şimdi sana bir şey soracağım. Ali uzun zamandır çok istediği bir bisiklet varmış ve bir sabah uyandığında karşısında istediği bisikleti görünce ağzı kulaklarına varmış. Sence ağzı kulaklarına varmak nasıl olur? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ağzı kulaklarına varmak bir düşünelim birazcık nasıl oluyormuş? Biraz düşünelim. Mesela sen mutlu, annen sana en sevdiğin bir oyuncağı aldığında mutlu oluyor musun? Evet. O zaman biz gülümsüyoruz değil mi? Yani çok mutlu oluyoruz ve gülümsemeye başlıyoruz. O zaman biz ağzımız kulaklarına varmak deyimini kullanıyoruz çok mutlu olduğumuzda. Tamam mı? Tamam. Bizim için hazırladığın bir şey var mı Dilanur? Var. Ne söyleyeceksin peki bugün bize? Evet, hadi bakalım. Al mikrofonu o zaman şarkıyı söyleyelim. Dağlar ardında bir orman varmış. Orada bütün hayvanlar mutlu yaşarmış. Bir avcı gelmiş, çok da zalimmiş. Tek tek vurmuş onları, kesmiş ormanı. Yağmur yağmamış, güneş açmamış. O zalimin sonunu hiç gören olmamış. Teşekkür ediyoruz. Şimdi misafirimizi yerine alalım. Ve dördüncü misafirimiz Kerem'i yanımıza alalım. Merhaba, hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Kerem'cim kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Sen okula gidiyor musun Kerem? Evet. Hangi okula gidiyorsun peki? Şerife Bacı Anaokulu'na. Şerife Bacı Anaokulu'na gidiyorsun. Gel biraz böyle. Parka gitmeyi seviyor musun Kerem'ciğim? Evet. Peki parkta hangi oyuncakla oynamayı daha çok seviyorsun? Kaydırak. Kaydırağı çok seviyorsun. O zaman şimdi sana da bir tane soru soralım. Hava çok güzelmiş ve Mete parka gitmek istiyormuş. Fakat annesinin o gün çok önemli işleri varmış. Ama Mete annesinin ağzından girip burnundan çıkarak annesini ikna etmiş. Sence ağzından girip burnundan çıkmak nasıl olur? Unuttun. Biraz düşünelim o zaman hatırlayalım. Bilmiyor musun? Tamam o zaman. Biz insanları ikna etmek için onlara güzel şeyler söyleyerek ağzından girip burnundan çıkarak onları ikna ediyoruz ve istediğimiz şeyi yaptırabiliyoruz. Bu da böyle bir deyimimiz. Peki bizim için hazırladığın bir şey var mı Kerem? Evet var. O zaman hadi bakalım mikrofonu alalım ve söyleyelim. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı,
Ellerim bak boş kaldı. Teşekkür ediyoruz ve Kerem'i de yerine alıyoruz. Şimdi tüm çocuklarımızı yanımıza alalım ve hep birlikte bir dans edelim. Hadi bakalım gelin çocuklar. O zaman dansımıza başlayalım. Ten bone ten bone ten dancing bones ten bone ten bone ten dancing bones ten bone ten bone ten dancing bones doing the skeleton dance. The foot bones connected to the leg bone, the leg bones connected to the knee bone, the knee bones connected to the thigh bone, doing the skeleton dance. The thigh bones connected to the hip bone, the hip bones connected to the backbone, the backbone's connected to the neck bone, doing the skeleton dance. Shake your hands to the left, shake your hands to the right, put your hands in the air, put your hands out of sight. Shake your hands to the left, shake your hands to the right, put your hands in the air. Wiggle, 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 wiggle. Evet, teşekkür ediyoruz çocuklar. Şimdi yerinizi alalım sizi. Şimdi 5. misafirimiz İnci Nur'u alalım yanımıza. Bakalım dön biraz böyle. Merhaba, hoş geldin İnci Nur. Hoş bulduk. İnci Nur kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Okula gidiyor musun peki İnci Nur? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Şerife Bence Anaokulu. Anladım. İnci Nurcuğum, annene babana kahvaltı hazırlıyor musun? Hazırlamıyorsun. Peki annen senin için kahvaltı hazırlıyor mu? Hazırlıyor. Hazırlıyor. Peki kahvaltıda en sevdiğin yiyecek ne? Patates. Patates. Sen patates kızartmasını çok mu seviyorsun? Evet. Peki o zaman şimdi sana bir soru soralım. Fatma pazar günü erkenden uyandı ve anne babasına kahvaltı hazırlamak istedi. Fakat kahvaltılıkları dolaptan alırken hepsini yere düşürdü. Annesi de bunu gördü ve Fatma'ya dedi ki, kaş yapayım derken göz çıkardın kızım dedi. Sence kaş yaparken göz çıkarmak nasıl olur? Bilmiyoruz. O zaman biraz düşünelim hadi. Nasıl olabilir kaş yaparken göz çıkarmak? Tamam. Kaş yaparken göz çıkarmak, biz bir insanları mutlu etmek istediğimizde onları mutlu etmek için bir şeyler yapıyoruz. Ama sonucunda kötü bir şey olduğunda kaş yaparken göz çıkarmak deyimini kullanıyoruz çocuklar. İnci Nurcuğum, bizim için hazırladığın bir şey var mı? Evet. Ne söyleyeceksin bugün bize? Bir tane şarkı. Evet, o zaman mikrofonu al bakalım. Şimdi bize şarkımızı söyleyelim. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik 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 ötsün diye. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Teşekkür ederim İnci Nurcuğum. Şimdi seni yerine alalım. Evet. Şimdi 6. misafirimiz Yağmur'u yanımıza alıyoruz. Merhaba, hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk. Yağmurcuğum kaç yaşındasın? 5. Okula gidiyor musun Yağmur? Hı hı. Hangi okula gidiyorsun peki? Şerife Bacı Anaokulu. Evet, Şerife Bacı Anaokulu'na gidiyorsun. Çok güzel görünüyorsun. Bugün giysilerini kim seçti Yağmur? Annem. Annen. Kıyafetlerini normalde de annen mi seçiyor? Evet. Evet, anladım. Annen babanla oyun oynuyor musun Yağmur? Birlikte ailenle oyun oynar mısınız?
Bilmiyorsun. Peki baban ya da dedenin bıyıkları var mı? Var, evet, bıyıkları var. O zaman şimdi sana bir tane soru soralım. Arkadaşınla oyun oynarken en sevdiğin oyuncağın kayboldu ve sen de telaşlı bir şekilde oyuncağını ararken arkadaşın sana bakarak bıyık altından gülüyordu. Sence bıyık altından gülmek nasıl olur? Bilmiyorsun. Bıyık altından gülmek, biz bir şeyler için telaşlanırken yanımızdaki kişilerin bizi görüp bizden gizli bir şekilde gülümsüyormuş gibi yapmasıyla olur çocuklar. Bizim için hazırladığın bir şey var mı Yağmur? Ne var? Şarkı söyleyecek misin bizim için? Tamam, al bakalım mikrofonu. Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balganın kenarına. Açmış bacaklarını, dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere, hav hav hav. Atmış kendini yere, köpek görmüş vah vah vah, karga gülmüş ha ha ha. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Yağmur'u da yerine alalım. Ve yedinci çocuğumuz Bartu'yu alalım yanımıza. Gel bakalım Bartu. Merhaba, hoş geldin Bartu. Hoş buldum. Bartu kaç yaşındasın? 6. Okula gidiyor musun peki Bartu? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Şerife Bacı Anaokulu. Okuluna gidiyorsun. Bugün çok güzel görünüyorsun Bartu. Seni kim giydirdi? Anne. Annen giydirdi. Her gün annenle mi giyiniyorsun peki? Hayır. Hayır. Sen mi seçiyorsun diğer günlerde kıyafetlerini? Evet, çok güzel. Bartu, en sevdiğin arkadaşının adı ne? Dilanur. Dilanur. Peki Dilanur'la bir gün markete gidiyorsunuz ve çok az paranız var. Ama sen gördüğün her şeyi almak istiyorsun. Dilanur da sana dedi ki aklını peynir ekmekle mi yedin? Bu kadar parayla hiç bunlar alınır mı dedi. Sence aklını peynir ekmekle yemek nasıl olur? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Biraz düşünelim o zaman. Belki aklımıza gelir. Tamam. Bizim için hazırladığın bir şey var mı Bartu? Var. Ne söyleyeceksin bugün bizim için? Şarkı. Şarkı. Tamam. Hadi al mikrofonu. Birlikte söyleyelim. Kutu kutu pense, elmamı yense, arkadaşım Bartu arkasını dönse. Kutu kutu pense, elmamı yense, arkadaşım Gila arkasını dönse. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Bartu'yu da yerine alalım. Ve 8. misafirimiz Bilge'yi yanımıza alalım. Koşarak geldim. Evet. Merhaba, hoş geldin Bilge. Hoş bulduk. Bilge kaç yaşındasın? 4. 4 yaşındasın. Okula gidiyor musun Bilgeciğim? Gidiyorum. Hangi okula gidiyorsun? Başka bir okula gidiyorsun. Bilgeciğim, bugün seni kim giydirdi? Çok güzel görünüyorsun. Annem. Annen giydirdi. Her gün kıyafetlerini annen mi seçiyor peki? Evet. Evet, annen seçiyor. Bilgeciğim, şarkı söylemeyi seviyor musun? Tamam. O zaman şimdi sana soralım. Öğretmenin yıl sonu balası için şarkı söylemeni istedi. Sen de şarkı söylemeye başlarken birden sözleri unuttun ve çok utandın. Daha sonra da öğretmenin Bilge ne oldu sana? Renkten renge girdin dedi. Sence renkten renge girmek nasıl olur? Güzel olur. Güzel olur. Peki bizim için hazırladığın bir şey var mı bugün? Var. Ne söyleyeceksin bugün? Bir tane Nil baş Elif şarkısı. Elif şarkısını söyleyeceksin. Tamam, hadi dinleyelim bakalım. Tut mikrofonu. Şuran. Bak şuraya bir kuş konmuş. Bak şuraya bir kuş konmuş. Ha nereye? Ha nereye?
İşte şuraya bir kuş konmuş. İşte şuraya bir kuş konmuş. Sonra ne olmuş? Bu tutmuş. Peki Aksu, peki Aksu. Hani bana, hani bana, hani bana demiş. Hani bana, hani bana demiş. Evet. Aç kalmış. Aç kalmış. Peki Aksu, peki Aksu. Hani bana, hani bana, hani bana demiş. Hani bana demiş. Aç kalmış. Aç kalmış. Ama peki ha? Dua bula. Teşekkür ederiz. Şimdi bütün misafirlerimizi yanımıza alalım. Gel gitme Bilge sen de. Bütün misafirlerimizi yanımıza alalım. Hadi gel bakalım buraya. Buraya buraya gel. Hadi gel bakalım. Hadi hepiniz gelin. Gel. Evet şimdi hep birlikte dans edeceğiz çocuklar şarkı eşliğini. Gel. Elini ver bana, gel kardeşim. Neşe getirdim sana, al kardeşim. Ye, iç, gül, oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma. Sev kardeşim, canım feda yoluna. Tap kardeşim, tüm insanlara. Thank you.